اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Geçtiğimiz günlerde Halis Bayancuk bağlamında Mustafa Solmazı konuştuk. Bugün ise Halis Bayancuk bağlamında Fikret Çetine konuşacağız. Önceki videoda da belirttiğim gibi bu video serisi en son Halis Hoca 3 meselede ilmi olarak bazı meselelere dikkat çekip kendisini de bu konularda inşallah düşünmeye davet edeceğiz. Eğer biz yanlış isek bu konu hakkında eğer beyanlar olur ise kendisinden nasihatlerini bu konuda dinleriz Allah'ın izniyle. Şimdi ben bugün Fikret Çetin'in Ömer Korkmaz Hoca ve Halis Bayancuk münazarasının üzerine yaptığı tenkidi dinledim. Tabi orada Halis Bayancuk'la alakalı tenkitleri veyahut eleştirileri veyahut bazı ilmi olan eleştirilerini Ali İspanyolcuk Hoca dilerse kendisi cevap verir. Lakin videonun içeriğinde maalesef kendi batıllarını savunmak için batıl bir usulü tercih edip bu hak olan meseleleri maalesef batıl usulle, batıl yöntemle, batılmış gibi göstermeye çalışılmış. Bu konuyla alakalı da ben kendisine şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle bu meseleleri de Rabbim dilerse konuşmak isterseniz konuşuruz. Lakin bununla beraber yani Allah subhanahu ve arşa istiva etmesi, Allah'ın gökte mi, değil mi, Allah'a mekan izafe edilmesi gibi bu konuları isterseniz konuşuruz. Lakin bunlarla beraber ibadetin ne olduğu, ilahın ne olduğu, hükmün Allah'tan başkasına verilmenin nasıl gerçekleştiği, tevhidin ne olduğu, şirkin ne olduğu, tağutun ne olduğu, kimler tağut kısmına girdiği, kimlerin yaptığı amelin şirk olduğu ile alakalı bu meseleleri de ben sizinle inşallah bu konuda konuşmak isterim. Şimdi burada benim yapmam gereken hani Ali Bayancuk ve Ömer Korkmaz münazarasını tenkit eden Fikret Çetin'e benim de tenkidim şu olacak ki maalesef bazı yerlerde öyle bir matıl bir usulü benimsemişsin ki sen yani normalde kişinin okuduğunda anlaması gerekli olan neyse yani mecazi anlam ne ise bu mecazi meselelerle diğer mecazi olamayacak meseleleri birbiriyle karıştırıp bak burada mecazi olarak nasıl bunu anlıyorsunuz o zaman niye burada anlamıyorsunuz'a getirmişsin. Ben örnek söyleyeyim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Eğer birisi dese ki falan kişi sedyede, hastanede ve gözü dönmüş bir şekilde yatmakla denilirse bunun siyakına ve sibakına baktığımız zaman bir kişinin hastanede hasta bir şekilde gözüne bir şey olduğu anlaşılıyor. Yani burada gözü dönmüşten kastedilecek bir mecazi anlam değil. Ama adamın birisi elini almış resmen gözü dönmüş bir şekilde sağa sola ateş ediyor dediğimiz zaman buradan anlaşılması gereken mecazi anlamdır. Çünkü biz normal standart hayatımızda yaşadığımız gördüğümüz tecrübe ettiğimiz deneyim haline getirdiğimiz meselelerde bunu bu şekilde defalarca ne yapmış oluyoruz? ispat etmiş oluyoruz. şimdi siz herhangi bir şekilde mecazi bir karşılığı olmayan bir meseleyi de mecazi olarak ele alırsanız bu defa Kur'an'ı Allah istediği şekilde anlayamazsınız. Yani örnek söylüyorum bir mesele eğer bizim hayatımızda tecrübe edilememiş, bizim hayatımızda herhangi bir şekilde gerçekleşememiş, herhangi bir şekilde bilinemiyor ise bu ve bu meseleyle ilk defa karşılaşıyor isek ve bu meselenin de aksi bir bilgisiyle karşılaş Karışmadığımız sürece ne yaparız? Direkt karşımıza çıktığı gibi anlamış oluruz. Benim burada yapmak istediğim şey şu. Halis Bayancuk üzerinden tevhid daveti tamamen böyle hedefe konulmakta. Birileri dersek eğer hayır efendim Halis Bayancuk'a bu yapılmaya çalışılıyor denildiği zaman o zaman ben şunu söylemem gereklidir. Ya İslam diniyle Halis Bayancuk'u birleştirdiniz yani İslam dini eşittir Halis Bayancuk olacak ya da haşa diyeceğiz. Halis Bayancı'nın anlattığı İslam dinidir. Ve bu İslam dinine yani bu İslam itikadına kim eleştiri yapıyor ise bütün bu İslam itikadına sahip olan insanlara eleştiri yapmışlardır. Ve bütün İslam itikadına sahip olan insanlarda bu müdafada, bu eleştiride söz hakkı vardır dememiz gereklidir ki benim de inandığım ve merkez olarak kabul ettiğim inanç budur. Bir insan veya ben veyahut başkası eğer ben çıkıp İslam dinini anlatıyor isem birisiyle karşı karşıya eğer İslam itikadını ortaya koyuyor isem ve birileri bu İslam inikatını eleştirmeye başlamış ise beni eleştirmiş olmaz. Çünkü Allah kitabında diyor ki onlar seni değil onlar Allah'ın ayetlerini inkar etmektedirler. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği daveti eleştiren, inkar eden onu rencide eden müşrik taifeye Allah'ın verdiği ta cevap bu ise bizler de aynı şekilde bu tavrı takınmamız gereklidir. Halis Bayancuk'la ilgili bazı ihtilaflarımız ilmi olsun, itikadi olsun, gerek, gerek asıldan olsun, gerek furuattan olsun fark etmez. Bu onu muhatap almamız gerekli meseledir. Bu bundan dolayı ona karşı olan insanların sırf o münazara yaptı diye susması veyahut onu seven insanların sırf o münazara yaptı diye onu savunması ikisi de yanlıştır, batıldır. Bizler eğer Allah'a kul isek, Allah'ı ilah edinmiş isek, Allah'a ibadet ediyor isek o zaman ne yapmamız lazım? Allah'ın değerlerini kim eleştiriyor ise, kimin üzerinden bunu yapıyor ise ne yapmamız lazım? Bunu ele almamız ve Allah'ın dinini her türlü bir şekilde imkanlarımız dairesince savunmamız gereklidir. Bunun için mücadele etmemiz gereklidir. Şimdi ben mecaz meselesine döneceğim. Şimdi öncelikle dedim ki anlaşılır bazı meseleler vardır. Yani siyakına ve sibakına. Yani siyak sözün son tarafı sibak. Yani öncesi. Yani önüne ve sonrasına. Meselelerin baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman bir şeyin mecazi olup olmadığını zaten anlarız. O yüzden Konunun içeriği ise söylediğimiz sözlerin mecazi olup olmadığı o zaman ortaya çıkar. Şimdi Fikret Çetin bazı nakillerde bulunmuş ve o nakilleri kendisine delil olarak almış. Şu an mesela videoyla alakalı birçok videosu bayağı bir uzun. Dileyen izleyebilir, dileyen dinleyebilir. Bakın ben yine şunu söylemek istiyorum yani Fikret Çetin. Sizin konuştuğunuz bilgiyi karşı tarafta sınayacak bir yapı, bir kişi, bir insan yok ise siz zaten videoda videoyu çekseniz de çekmeseniz de zaten galipsiniz. Öyle görünür. Ama sizler konuşurken karşınıza bir muhatap alıp onunla bu meseleleri konuşur iseniz o zaman insanlar daha da objektif bir şekilde meseleleri dinleyebilir. Bu konu hakkında ben veyahut başkası Allahu ve Teala hayır olan neyse onu nasip etsin konuşabiliriz, görüşebiliriz canlı bir şekilde bunları tartışabiliriz. İlmi olarak getirdiğiniz nakillerin de ben size ne kadarının zayıf olduğunu ve ne kadarını da yanlış anladığınızı o canlı yayında anlatmak istiyorum çünkü şu an yapmak istediğim şey yüzeysel olarak ve metotsal olarak veyahut simgesel olarak sizin hem ilmi karakterinizi yapmak olduğunuz şeyin psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Yoksa tamamen ilmi bir video olduğunu kesinlikle ve kesinlikle iddia etmiyorum. Sizlerin psikolojik olarak hangi durumda olduğunuzu hangi konumda olduğunuzu, neye hizmet ettiğinizden bahsediyorum. Sizler derken, sen, sizler derken aynı cüzlere, aynı özelliklere sahip, aynı karakterlere sahip kişilerden bahsediyorum. Velhasıl bir şu mecazi anlam meselesine. Şimdi siz videoda dediğim gibi bazı mecazi meseleleri, Kur'an'daki bazı mecazi meseleleri alın işte bakın burada mecazi meseleler var. Niye direkt bunları okuyup da böyle anlamıyorsunuz diye bir cevap diye bir reddiye veriyorsun. E bu meselelerle alakalı ben yine söylüyorum. Dediğim gibi siyakına ve sibakına meselelerin bakılır ve ona göre zaten meseleler anlaşılır. Eğer karşılığı var ise hayatımızda, yaşantımızda tecrübe ettiğimiz bir şeyler eğer bunu görebiliyor isek gördüğümüz şeyle alakalı ya bu gerçekten bahsetmiyor diyebiliriz. Aynen yani o bahsettiğim gözü dönmüş meselesi. Bu ve benzeri meseleler. Yani tam manasıyla yaşantımız birçok mecazi sözden, mecazi anlamlardan ibaret ve biz bunu günlük yaşantımızda birçok yerde kullanmaktayız. Yani farkındaysan videoda sen de bahsettin gözden düşme meselesi. Yani bir insanın gözden düşmesinin ne demek olduğunu, bir altyapı çalışanının falan abi gözden düştü dediğimiz zaman adam bildiğimiz bir kuyuya düşmesinden bahsederken ama normal bir hayatta Ahmet işte gözden düştü dediğimiz zaman o olayın nerede konuşulduğuna bakarız, neyin üzerine konuşulduğuna bakarız, oradan manayı çıkartırız. Şimdi Allah subhanahu ve teala'nın semada olması mecazi olabilecek bir durum mu? Ona mesela bakalım. Yani zaten Halis Bayancı Hoca ilk zamanda ayağına nakiller sıraladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah subhanahu teala'ya yönelmesindeki eylemlerden bahsetti. Bunlar size yetmedi tabi. Kafi gelmedi. Ben bir meseleden daha bahsetmek istiyorum. Bu meseleler Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu kulların özelliği olan işittik itaat ettik demekten ibaret olan bir ameldir. Yani bizler bunları duyduktan sonra, okuduktan sonra işittik ve itaat ettik der ve susarız. Ama sizler veyahut sizin geçmişiniz, sizin selefiniz böyle yapmadı. Bunları okudular. Bulundukları konjektürde nasıl anlamamız gerekli olduğunu anlamaya çalıştılar. Anlamak için hem felsefeye, hem kelama, hem hevalarına, hem reye ne yaptılar? Başvurmak istediler. Çünkü insanlara bunları açıklama gereği duyacaklarını düşündüler halbuki Allah ve Teala kendi ayetlerini okuyup işittik itaat ettik diyen bir adamla kendi ayetlerini okuyup da onları tatil eden, onları muptil bir şekilde iptal eden, onları iptal eden, onları teville inkar eden, yok eden insanlara verici azapla onlara işittik itaat ettik diyen adama vereceği mükafat elbette bir olmayacak. Allah bizi sorumlu tuttuğu şeyler nedir Kur'an'da? Sorumlu tutmadığı şeyler nedir Kur'an'da diye düşünülürse ne demek istediğim daha anlaşılır olur. Ve bugün siz sorumlu olmadığınız meselelerin üzerine konuşuyorsunuz ama sorumlu olduğunuz meselelere gelin konuşalım dediğimiz zaman sıvışıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Eğer gerçek manada sözlerinizde veyahut ilminizde veyahut duruşunuzda veyahut itikadınızda bu kadar sağlamsanız gerçekten bugün sistemin yararına değil de bugün İslam'ın yararına mücadele ediyorsanız bugün batılın yararına değil de hakkın yararına mücadele ediyorsanız bu konu hakkında bizi de bilgilendirin. Bizimle konuşarak, bizimle görüşerek bizi de bu konu hakkında yanlışımızdan ne yapın? Çevirin. Şimdi ben size iki tane ayetten bahsedeceğim ve bunları mecazi olarak anlamaya çalışacağız. E ben bunlardan bahsederken bunları selefin nasıl anlattıklarından da inşallah bahsedeceğiz. Ona göre Allah'ın izniyle bir mecazi yolunu bir anlayamaya çalışalım. Mecazi olarak bir izah etmeye çalışalım. Bakalım Tabi bu iş sizin işiniz, bunda siz mahirsiniz, bunda siz uzmansınız, bunda siz işinizi biliyorsunuz. Nasıl tevil edeceğinizi, nasıl inkar edeceğinizi, nasıl iptal edeceğinizi, nasıl kendi hevanızla meseleleri çarpıtacağınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Ama eğer bu söyleyeceğim şeyde eğer evirip çevirecekseniz sizi özgür bırakıyoruz. Dileyen iman etsin diyoruz, dileyen inkar etsin diyoruz. Allah'ın secde suresinin 5. ayetinde şöyle bahsediyor. Diyor ki Teala gökten yere bütün işleri o düzenler. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde işler ona yükselir. Şimdi biz bunu baktığımız zaman mesela örnek söylüyorum buna bir mecaz anlam getirmeye çalışalım. Mesela ona yükselir. İşler gökten yere bütün işleri o düzenler. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde ona yükselir. İşleri düzenleyen kim? Allah. Peki ona lafsı neye matuf söylenilmekte? Allah'a. Allah'a işlerin yükselmesinden bahsediyor. Öyle mi? Yani biz bunu da mesela mecazi olarak nasıl anlamamız lazım? Ha diyeceksiniz ki ya ameller onun katına çıkmaktadır yahut onun katına götürülmektedir diyeceksiniz ki buna da dediğim gibi verecek kesinlikle bir cevabınız olacaktır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Allah subhanahu teala kitabında melekler ve ruh ona 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Mesela ben sizden öncelikle dediğim gibi bunları siz mecazi olarak anlamaya çalışırsanız nasıl bir mecazi anlam verebilirsiniz? Ben yine en başta da dediğim gibi sizin bunlara mecazi bir anlam yükleyebilmeniz için hayatımızda bunu tecrübe etmemiz gerekli. Bu mümkün değil. İkincisi hayatımızda her tecrübe ettiğimizi de Kur'an'a ve sünnete yoramayız. Çünkü Kur'an ve sünnet kendisini hayatımızda her zaman yaşadığımız tecrübe ettiğimiz şeyleri yormamıza izin vermez. Bunu ayrı bir şekilde konuşabiliriz. Kur'an üçüncüsü Kur'an ve sünnet. Kendisi zaten merkezdir. Kendisi zaten asıldır. Diğer meseleler ona göre anlaşılır. Eğer dinimiz İslam ise. Dördüncüsü sizler eğer böyle bir mecazi anlam verecekseniz yine Kur'an'ın içerisinde ya da sünnetin içerisinde bu bahsettiğim iki tane ayetin zıttına veyahut bu iki tane ayetle alakalı, ile alakalı meseleleri bulacaksınız. Diyeceksiniz ki bakın falan hadiste filan ayette bak böyle diyor. Ha Allah'ın yükselmesinden kastı işte budur. Yani eğer tevil edecekseniz, eğer eğer ilmi olarak bir cevap verecekseniz ancak bu şekilde olur. Bunun dışarısında yaptığınız şeyler hevanızın ürünüdür ve mesulsünüz ve ondan sorumlu tutulacaksınız. Ve Allah subhanahu ve sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kişi önem vermediği bir sözden dolayı cehennem azabına, cehenneme Girer. Selef bu ayetlerin üzerine neler söylemişler? Bugün sizin bahsettiğiniz sözleri mi söylemişler? Yoksa bizim itikadımıza yönelik sözleri mi söylemişler? Bir onlara nakledelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle meselelerin üzerine konuşmaya devam edelim. Suyut'in tefsirindeki lafzı direkt metin olarak okuyacağım. i̇bn Abbas radiyallahu anh'ın bu konu hakkının ne dediğini net bir şekilde Allah'ın izniyle öğreneceğiz. Net bir şekilde duyacağız. Şimdi Suyuti'nin Meariz suresinin 4. ayetinin tefsirinde verdiği nakil okuyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'ın ne dediğini şimdi bir bakalım. İbnül Münzir ve İbni Ebi Hatim'in bildirdiğine göre İbni Abbas süresi 50 bin yıl olan bir günde ayetini açıklarken şöyle demiştir. Yüce Allah'ın emrinin vardığı yerin en alt kısmından, şimdi bu lafza bir dikkat edin. Yüce Allah'ın emrinin vardığı yerin, vardığı yerin en alt kısmından, 7 kat semanın en son noktasına kadar olan mesafe 50 bin yıllık mesafe hafifedir. Şimdi burada İbn Abbas radıyallahu anh'ın Allah'ın emrinin vardığı yerin 7 kat semanın en üst noktasına kadar olan mesafe derken şimdi Allah rızası için biz ne anlıyoruz bu konu hakkında? 7 kat semanın en son noktasına kadar olan mesafe 50 bin yıllık mesafedir. Bakın yine nakil okuyorum. Yüce Allah'ın emrinin vardığı yerin en alt kısmından 7 kat semanın en son noktasına kadar olan mesafe 50 bin yıllık mesafedir. Ne anlamamız lazım burada? Şimdi ayeti de şöyle tekrarlayalım. Melekler ve ruh 50 bin yıl olan bir günde ona yükselir. Yani onadan kasıt ne? Allah. Yükselenler ne? Melekler ve ruh. Şimdi peki bunun tefsirine baktığımız zaman i̇bn Abbas radıyallahu anh bu 50 bin yıllığı nasıl açıklıyor? 7 kat semanın en son noktasına kadar. Ve Allah'ı 7 kat semanın son noktasının üstünde son noktasının üzerinde anlatıyor. Burada bitmiyor. Sadece ben bu lafızları bu kadar yavaş, bu kadar ağır, bu kadar üzerine vura vura, vurguluya vurguluya anlatmamdaki gerekçe belki aralarında bazı ilme değer veren, ilmi önemseyen, hevayı önemsemeyen, artık hevanın nasıl çürük bir ayak olduğunu, nasıl bir çürük bir dal olduğunu gören bazı insanlar vardır da buradan düşünürler. Yani bizler kardeşim Allah'ın semada olduğunu söylerken bizler Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah haşa şöyle durur, böyle durur. Rabbimize sığınırız. Böyle bir şey bildirmiyor Allah subhanahu Biz de öyle bir şey söylemiyoruz. Ama Allah, Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü'nün sahabesi sizin söylediklerinizin hiçbirini söylemiyor. Devamla İbn Abbas radiyallahu anh diyor ki Süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ayetinde ise Allah'ın emrinin katından yere inmesi veya bir şeyin yeryüzünden katına çıkmasının bir gün sürdüğü ifade edilmiştir. Bugünün miktarı da insanların zaman ve hesabına göre bin yıl sürmektedir. Zira sema ile yer arasında 500 yıllık bir yolculuk mesafesi vardır. Bu suyutide değil sadece. Bu lafız Süüte değil. İbn Kesir'in İbn Kesir'in tefsirinde de geçiyor. Şimdi anlamak istemeyen bir insana gerçek manada biz bir şeyleri anlatamayız. Ama bakın şunu söylemek istiyorum. Eğer derdiniz İslam ise İslam bu. Bakın gerek Mustafa Solmaz olsun, gerek Fikret Çetin olsun, gerek Altay Cem Meriç olsun. Bu üç isim veyahut bununla beraber birçok ismi sayabiliriz. Ben bu üç ismi kendilerine yersiz güveni olan, kendilerine inançları sağlam olmamasına, çürük olmasına rağmen kendileri hak üzereymiş gibi davranıp bu insanlar da o sapıklıklarına, çağırmalarına şaşkın olduğundan dolayı biraz da konuşmak istiyorum. Ya kardeşim insan bu kadar çürük dallara, bu kadar hevaya, bu kadar yersiz bir şekilde nakilin dışarısında akla bağlı kalıp ve insanları da buna çağırıyor ise ve bunun adı da İslam deniliyorsa biz de ki orada dur. Sen söylediklerini ispatlamakla mükellefsin inancını. Muhatap aldığınız insanların karşısında bir de çıkın, tartışın, bir de çıkın savunun bakalım. Ondan sonra insanlar da sizin de savunduklarınızı, bizim de savunduklarımızı görsünler. Ona göre Allah Teala'nın dinini biraz daha objektif bir şekilde bakabilsinler. Ne siz ölçüsünüz, ne biz ölçüyüz. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir ölçü. Bugün tartışmaların kaynağında, merkezinde yatan şey şudur. Birileri nakle göre konuşuyor. Birileri hevaya göre konuşuyor. Biz diyoruz ki hevanın ürünü olmayın. Hevanın kulu olmayın. Affedersin hevanın eşekliğini, hevanın taşıyıcılığını, yapmayın diyoruz. Gelin Allah'ın subhanahu ve dinine nasıl inmiş ise size siyakına sibakına baktığınızda mesela nasıl anlaşılması gerekli ise o şekilde anlayın ve olayları çarpıtmayın. Ne kelam ne rey, ne sizin Kur'an ve sünnetin dışarısında kullandığınız akıl sizi kurtarmayacak. Sizde Allah'ın ayetinde bahsettiği فَلَا يَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmaz mısınız? Aklınızı kullanmayacak mısınız? diye ayetleri her biri kendi kitabının üzerinden kendi kitabının ayetlerine matuf söylenmiş ama bizim aklımızla o ayetleri değil gerek kendi indirdiği kitap ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği tefsirin üzerinden bizim meselelere bakmamız gereklidir. Ve bugün konuşulan meseleler tevhidden, tağuttan, şirkten, bu tür kavramlardan daha önde gelmez. Ha bir insan iman eder, İslam olur da bu meselelerle sapıdır, bu meselelerle küfre düşer, bu meselelerle dinden çıkar, orası başka. Ama bizim öncelikle diyoruz ki sizler samimi zaten değilsiniz. Sizler nerede kelam yapabileceğiniz ayetler, üzerinde bolca tartışabileceğiniz, konuşabileceğiniz meseleler var ise oraya koşuşturuyorsunuz. Biz de diyoruz ki hakikate, hakka, gözümüzün önünde olan meselelere şu gördüğümüz toplumun veyahut bugünkü sistemin üzerinden meseleleri bir değerlendirelim. Gelin bir konuşalım, gerçekleri ortaya koyalım. Sizler susarsanız, bizler susarsak, sizler korkarsanız, bizler korkarsak İslam'ın davetçileri susar, pısar, kenara çekilirse bugün Sonuç ortadaki sistemin küfrü daha da artacak. Toplum bu küfrün içerisinde hayatlarını heba edecektir. Eğer ebedi bir cennete iman ediyor ve ebedi azaba iman ediyor isek halimizi bu iki tane kavramın arasında, bu iki tane kavramı düşünerek de düzeltebiliriz Allah'ın izniyle. Yani bizler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kadedin Allah'ın sattığı cennettir ve cennet pahalıdır. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi cehennemin etrafında nefsin hoşuna gidenler, cennetin etrafında ise nefsin hoşuna gitmeyenler vardır. Şimdi sizler eğer dünyada nefsinizin hoşuna gidecek bir konuşmayı yaptığınızda kendinizi tatmin ediyor iseniz, bugünkü konjektüre uygun, bugünkü topluma uygun, bugünkü sisteme uygun konuşmalar yaptığınızda herhangi bir rahatsızlık hissetmemekten rahat da iseniz Allah subhanahu kitabında, Allah subhanahu katında, Allah'ın huzurunda rahat olduğunuz anlamına gelmiyor. Sizin tevillerinizin size göre kuvvetli olduğu görünmesi, size göre kuvvetli olduğu görüntüsü sizin kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Özetle toplayacak olursak ben Fikret Çetin'e şunu söylemek istiyorum. Diamond tema ile alakalı meselede de seni eleştirdim. Ve Diamond tema ile alakalı meselede dahi İslami meselede bir duruşunu net bir şekilde görememiştim. Aynı şekilde bu meselelerle ve sadece bu meseleden ibaret değil, tağutla alakalı, tevhidle alakalı, şirkle alakalı meseleleri, ibadetle alakalı meseleleri, neyin ibadet olup olmadığıyla alakalı meseleleri, neyin şirk olup olmadığıyla, neyin tağut olup olmadığıyla, neyin tevhid olup olmadığıyla alakalı meseleleri uzun uzuna konuşmaya ben hazırım. Eğer sen de hazır isen canlı bir yayın yapalım insanlar bunları dinlesin. Ben şahsen bu saatten sonra, şu zamandan sonra sizin bulunduğunuz konumu veya kullandığınız tavrı gördükten sonra size karşı gerçek manada ilmi olarak, inançsal olarak pek iyi şeyler düşünmüyorum. Bundan dolayı da diyorum ki buyurun karşılaşalım, buyurun yüzleşelim, buyurun bu inancı, buyurun bu kavramları Allah'ın izniyle tartışalım. Bugün ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Sistemin işine yarayan şeyler bu meseleleri ertelemektir. Sistemin işine yarayan bu meselelerin topluma nakli, topluma intikal etmemesidir, topluma ulaşmamasıdır. Bu iyiliği sisteme yapmayın. Gelin beraber bu meseleleri gündem edelim konuşalım üzerinde duralım ilmi olarak adil bir şekilde Allah'tan korkarak bu meseleleri konuşup ortaya ortaya koyalım. İnsanlar da bu meseleleri hayatlarında gündem etsinler. Çevrelerinde bu konuları bu meseleleri konuşabilsinler. Neyi tekfir ettiğinizi, neye iman dediğinizi neye küfür dediğinizi, neye şirk dediğinizi neye Müslüman dediğinizi kestiremiyorum şahsen. Yani öyle bir usulünüz var ki o usulünüzden siz haberdar mısınız bilmiyorum. Ama o usulünüzü de inşallah ortaya koyup özellikle o usulünüzle konuşmak istiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir yüzleşmekten bir saat, iki saatten bahsetmiyorum. Bunu farklı farklı bölümlere, farklı farklı zamanlara yayıp iki bölüm, üç bölüm, dört bölüm konuşulmasından bahsediyorum. Çünkü bu meseleler öyle bir defa karşı karşıya gelinip konuşulabilecek ve konuşulup da bitebilecek meseleler değil. Eğer biz bu işin derdini içindeysek, eğer tribünlere oynamayacaksak, eğer insanlar için bu işi yapmayacaksak, Allah rızası için yapacaksak o zaman biz bu işin derdinde olup gerçekten hakkı, hakikati hep beraber sahip denelim. Yani benim bir yanlışımı gösterip de beni doğru yola eriştirmen benim faydamadır. Bu benim için hayırdır. Bu benim için utanılacak bir şey değildir. Tövbe edebileceğim bir meseleyi Rabbim eğer senin meselenle bana öğretecekse Allah'a hamdolsun Allah'a ısmarladık seni hayırla tevhid nimetiyle Allah'a ısmarladık kadında en değerli olan nimetle rızıklandırmasını isterim. Ama aynı şey senin için de geçerlidir. Eğer senin beni ahirette veyahut benim seni ahirette zor duruma düşebileceğim bir meselede dünyadayken kurtarabilmem. ikimiz için de Allah'ın Rahmetidir. Bu rahmetten kaçmayın. Gelin beraber konuşalım. Bu meseleleri görüşelim. Adaletli olup bu meseleleri müzakere edelim, münazara edelim, mülahaza edelim ama bir şekilde ortaya koyup konuşalım. Yani şu anki bulunduğumuz konuma bizi getiren zaten bugünkü sistemdir. Ve eğer biz bu sistemi bırakıp da, bu sistemin batıllığını insanlara anlatmayıp da, Allah'ın ilgilenme, Allah'ın ben indirdiğim gibi iman edin dediği meseleleri tutup, dallandırıp, budaklandırmayla hayatımızı, ömrümüzü geçirirsek, Allah Allah'ın zaten hayatımızdaki bereketi, çekip alır. O hayattan pek bir bereket göremeyiz. İman lezzetini alamayız. Allah subhanahu dinini yaşayamayız. Allah subhanahu dinini hissedemeyiz. Bütün bu hayırlardan, bu lezzetlerden mahrum olarak ölebiliriz. Allah subhanahu bizleri ve sizleri hakka hidayet etsin. Hak üzere birleştirsin. Ve umuyorum ki bu konu hakkında güzel bir cevap gelir. Ve biz bu canlı yayını yapabiliriz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bil Alemin.